Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 2016 yılının 15 Temmuz gecesi milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sıhhat ve afiyetler diliyorum. Bizler inanıyoruz ki şehitler peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. Emniyet teşkilatımızın bütün kahraman mensuplarını, şanlı polislerimizi bir kez daha muhabbetle kucaklıyorum. Peygamber Ocağı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, as subayını, uzman personelini ve ellerini alınlarından öpüyorum. Darbenin ilk anlarından itibaren cesaretle ihanetin üzerine giden yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, burası anlamlı bir mekan. Niye anlamlı biliyor musunuz? O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı. Ve tankların arasından Sayın Baykemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'nde kendi ifadesiyle gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim dedi. Değerli kardeşlerim, 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16'lar vardı. Üzerimizden geçen helikopterler vardı. Ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk. La tahzen innallâhe me'anâ. Diyorduk ki korkmayın, Allah bizimle beraberdir. Ve o gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımı yaptım. Valimiz aynı şekilde. Birinci Ordu Komutanımız aynı şekilde. Basın toplantıları yapıldı. Mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey elhamdülillah yerli yerine oturdu.
Bütün mesele neydi? O günce, o gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamızı, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Cape Town'dan İslamabad'a, Kudüs'ten Mogadişu'ya, bütün dünyada dört bir köşesinde dünyanın Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, bütün dost ve kardeşlerimize özellikle buradan selamlarımı gönderiyorum. O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen, tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimizi selamlıyorum. Millet sokakta istiklalini korurken milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milli mücadele sürerken işgal kuvvetleri, hatırlayın, Polatlı'ya kadar geldiler. Ama meclise saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli irade, meclis ruhuna saldırı olsa bile meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun milletin iradesine de evine de uzanan eller bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı. Kardeşlerim, Allah'ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. İnşallah. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça hiçbir gücün eli Allah'ın izniyle oralara uzanamayacaktır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, şu içinde bulunduğumuz beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. Öyleyse ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Kardeşlerim, tabii ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler. O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse, İnşallah bundan sonra da aynı inançla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Şehitlerimizin hiçbirini unutmayacağız. İşte
Buraya nereden geldik biliyor musunuz? Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını da bombalayıp yıkmışlardı. Orada da on binler beraber katıldık. Onlar Emniyet Müdürlüğü binamızı yıkarak sakalımızı tıraş ettiler. Ama biz muhteşem bir Emniyet Müdürlüğü binası yaparak onların kolunu kanadını kırdık. Çünkü tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama kesilen kol yerine gelmez. 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ı, 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçoğ'u, 63 yaşındaki Ümit Güder'i unutmayacağız. Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halis Demir'i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk'ü unutmayacağız. Her birini şahsen tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçoğ, İlhan Varank'ı, Halil Kantarcı'yı unutmayacağız. Emniyet teşkilatımızın her biri diğerinden kıymetli 63 mensubunu unutmayacağız. Her yaştan, her meslekten, her meşrepten çoğunun salaları, son nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur. Şairin diliyle bu akşam size bol bol şiir okuyacağım ben. Şairin diliyle ifade edecek olursak, hıyabandan geçip semti canana vardı onlar. Cennet vatandan firdevsi alaya erdi onlar. Kimi 15'lik fidan, kimi asırlık çınardı. Selai şerifle Kur'an'ı öptü onlar. Bezmi eleste kesişmişti yolları. Bir takdiri ilahiyle yollara düştü onlar. Dediler altı da bir, üstü de birdir yerin. Şerbeti şehadeti bir lahzada içti onlar. O gül yüzlerinde güller açmıştı. Ola ki bu nebiye mazhar oldu onlar. Evet, Mahir iyi mi? Bizim milletimiz yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak tutmuş, canlı tutmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Biz de yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi demokrasi ve milli birlik günü adıyla resmi bayram olarak ilan ettik. Her anımızda ama özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. İşte az önce, açılış öncesi hocalarımızı dinledik ve Kur'an-ı Kerim'den tamamıyla şehitlerimizi, şehitlerimizle birlikte onlara Rabbimizin müjdelerini o ayetlerde izledik, dinledik. Ve bunlarla birlikte hamdolsun geleceğin müjdelerini aldık. Kardeşlerim, biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak, inşallah sonraki nesillerde 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır. Hiç endişeniz olmasın. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları
ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız da bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha değerli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi. Bir üstadımız ne diyor biliyor musunuz? Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Siz bambaşkasınız. Kadınıyla erkeğiyle bambaşkasınız. Siz kurşunların üzerine gittiniz. Siz mermilerin üzerine gittiniz. Yılmadınız. Ve bazı gençlerimiz kendilerini tankların altına attı. Bazıları da gazi oldu. Bu yürektir yürek. Kürek değil. Ve bunu ancak bu millet yapar. Ve siz yaptınız. Geceye yenilmeyenler uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar vakit sabaha döndüğünde istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldılar. Bu ülkenin asli sahibi şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün burada özgürce sözümüzü söyleyebiliyor, nefesimizi alabiliyor, işimize, gücümüze bakabiliyorsak, şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir. Edebiyatımızın en güzel eserlerinden biri olarak gördüğüm Bu Vatan Kimin şiirinden ilhamla şu dizeleri burada sizlerle paylaşmak isterim. Kardeşlerim, bu vatan tankların tam karşısında sıradağlar gibi duranlarındır. Şeytanın yoldaşı olmuş hainleri alnının çatından vuranlarındır. Şahlanmış yiğitler kız at misali, köpürmüş caddeler Fırat misali, kıyama kalkmış nice erkek kadın misali, namussuza hesap soranlarındır. İsmini yazarak mezar taşına, cemreler taşıdın yurdun kışına, bakmadan yaşına, başına, ardına, bedenini sevdaya sürenlerindir. Tepeden tırnağa tek vücut olup, sokağa, caddeye, meydana dolup, bayrağı uğruna gül gibi solup, azım şuuruna erenlerindir. Vatana sevgiyi ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerindir. Evet, işte bu aşkla toprağa girmek var ya, bu bambaşka. Rabbim hepimize şehadeti nasip etsin. Rabbim bu ülkenin gelecekteki tüm nesillerini de asım şuuruna erenlerden eylesin diyorum. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi
neslimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez. Bu milleti kimse köle yapamaz. İşte bunun için gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz. Şayet geleceğimize bu şuurla bakmazsak Rabbim muhafaza etsin. 15 Temmuz darbe girişimi işte o zaman başarıya ulaşmış olur. Şimdi ey milletim, ecdadın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya hazır mısın? Hanımlar, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, cümle şehitlerimizin, gazilerimizin mirasına layık Asım'ın nesillerini yetiştirmeye hazır mısın? Gençler, atanızdan işaret aldığınızda arkanızda tüm milletle birlikte yürümeye hazır mısın? Ey İstanbul, 566 yıldır olduğu gibi ilelebet İslam'ın ve Türk milletinin sembol şehri olarak dünyaya meydan okumaya hazır mısın? Bunun için her gün kalbimizi ve zihnimizi yeniden fethetmeliyiz. Bunun için her birimiz kendi alanımızdaki gayretlerimiz ve başarılarımızla Ulubatlı Hasan gibi burçlara sancağımızı yeniden dikmeliyiz. Bunun için Akşemseddin gibi her gün yüreğimizi pirupak etmeli. Rabbimize ram olmalıyız. Bunun için Fatih gibi hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, fitneye kulak vermeden çağımızın ötesine geçecek adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizden ancak işte bunları başardığımızda razı olacaklardır. Onların aziz ruhlarını muazzeb etmemek için daha çok çalışacağız. Daha çok mücadele edeceğiz. Kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Unutmayınız, zafer denen kahraman peri susandan kaçar da coşana gider. Öyleyse dirileri şerefli, ölüleri şanlı bu yolda sonuna kadar yürümeye var mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, özgürlüğü olmayanın iradesi de olmaz. Bunun için Rabbimiz özgür insanları muhatap alıyor. Tabii özgürlüğü elde etmek, kullanmak ve korumak öyle kolay değildir. Bizim milletimiz binlerce yıllık tarihi boyunca hep bu mücadeleyi vermiştir. Kurduğumuz devletler, inşa ettiğimiz medeniyetler, geliştirdiğimiz kültür ile hep özgür bir topluluk olarak hayatımızı sürdürmeye çalıştık. Hamdolsun, bunca yıldır milletimize esaret boyunduruğu vurabilen de çıkmadı. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi buna niyetlenenler hiç eksilmedi. Çanakkale'de, Kutulamare'de, İstiklal Harbi'nde bu niyetleri toprağa gömdük. 15 Temmuz milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının farklı bir yöntemiydi. Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar. Nasıl bir istiklalimizi ve istikbalimizi korumaktan vazgeçmiyorsak, bizim önümüze tuzaklar kuranlar da emellerinden asla vazgeçmeyecektir. Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir. Suriye meselesini böyle okumayan
müstevlilerin emellilerine hizmet ederler. Irak meselesini böyle okumayan bu oyuna figüranlık yapar. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri ifal edilmiş demektir. Ülkemizin diplomatik, askeri, ekonomik alanda verdiği mücadeleyi sıradan bir siyasi çekişme parantezine hapseden zaten iflah olmaz bir mankurta dönüşmüştür. İçinden geçtiğimiz dönemin gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı biçimlendirecek öneme sahip olduğunu görmeyene diyecek bir sözümüz kalmaz. Kardeşlerim, S-400'leri aldık mı? S-400'ler artık ülkemize inmeye başladı mı? 8 uçak geldi. Ve diğerleri de geliyor. Ne dediler? Alamazlar. Yapamazlar. Nereye koyacaklar? Yerleştiremezler. Ne oldu? Aldık mı? Ve şu anda montajlar başladı mı? Şu anda takvim işliyor mu? Ve Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz dik durduk, dikleşmedik. Ama biz Türk'üz, verdiğimiz sözün arkasında dururuz, durduk. Ve bu bir taarruz sistemi değildir. Bu bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400'ler en güçlü savunma sistemidir. Ve bunu inşallah Rusya ile birlikte, biliyorsunuz, ortak yatırım olarak yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, Türkiye savunma sanayinde, dikkat ediniz, 17 yıl önce ihtiyacımızın %20'si yerliydi. Şimdi %70'i yerli oldu. Nereden nereye? Tabii bazılarının maalesef tilki gibi, biliyorsunuz, uzanamadığı üzüme ne dermiş? Koruk. Bunların durumu bu. Türkiye'nin son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı durmuyor, dili lal olmuş demektir. Aynı şekilde milletimizin son 6 yıldır ardı ardına uğradığı saldırılara karşı verdiği mücadeleyle destan yazdığını kabul etmeyenin aklı da vicdanı da kurumuş demektir. Ne diyorlar? Ekonomi battı, ekonomi bitti. Kardeşlerim, buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok. Bunlardan kör. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında, içeride dışarıda terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye'ye karşı acaba kimse, ya bu mücadele verilirken biz bu mermiler, bu kurşunlar, bu kalkan uçaklar, helikopterler, ya bunlar fıstık, leblebi, bunu mu atıyorlar ya? Bunların hepsi para değil mi? Bunların hepsi ekonomi değil mi? Bunlar ekonomiden buralara harcamıyor mu? Ve biz bütün bunlarla beraber şu anda terörün belini Allah'ın izniyle kırdık, kırıyoruz. Ve inlerine girdik, inlerine. Bak, pençe bir hareketini yaptık. Şimdi pençe iki hareketini yapıyoruz. Ve bütün bunlarla beraber milletimin başına bela olan bu teröristleri yer ile yeksan ediyoruz. YPG, PYD, bütün bunlarla da aynı şekilde bu mücadele sürüyor. Kardeşlerim, bunlar bedava olmuyor değil mi? Bunun bir bedeli var, bir karşılığı var.
Ama bunu şimdi terörizmi arkasına alan siyasi partiler, onlara destek verenler ne diyor? Madem ki böyle yapmayın. Ha yapmayalım da canımızdan bu daha mı kıymetli? Ben milletimin refahını düşünmekle mükellefiz. Milletimizin huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için de bu süreci devam ettiriyoruz. 15 Temmuz bize sadece o karanlık geceyi değil, onunla birlikte ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür. Hiç endişeniz olmasın. Dimdik ayaktayız. Size güveniyoruz. Sizinle beraber yürüyoruz. Şair ne diyor? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim, Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet, milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız. Ve sözlerime Üstad Necip Fazıl'ın şu mısralarıyla son vermek istiyorum. Maşallah. İşte gençlerimiz burada. Kızlarımız burada. Durmak yok. Durmak yok. Eyvallah. Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman. Her tarlayı sular arkımız bizim. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Vatanımızın bağımsızlığı için can veren tüm kahramanları şükranla yad ediyorum. Rabbimden bu millete bir daha böyle ihanetler, böyle acılar yaşatmasın diye niyazda bulunuyorum. Sizlere sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, Kadir Şinaslığınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, tegabbel minna, inneke entes semî'ul alîm. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdini vehdina ve vefikna ilel hakk ve ila tariqin müstakim. Bi bereketi hatematil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti habibike ve rasulikel kerim. Va'fu anna ya kerim. Va'fu anna ya rahim. واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين
ve ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinna bi zineti hatmil Kur'an ve ekrimna bi kerameti hatmil Kur'an ve şerrifna bi şerafeti hatmil Kur'an ve edhilna cennete bi hurmeti hatmil Kur'an. Ey rahmeti ve inayetiyle bizleri 15 Temmuz gecesinde milletçe büyük bir felaketten kurtaran yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere ve bilhassa Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, 15 Temmuz gecesi ülkemize, izzetimize, milletimize ve geleceğimize kasteden ihanete karşı bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmetine gark eyle Allah'ım. Cennetinle ve cemalinle onları müşerref eyle, bütün şehitlerimizi Bedir'in, Uhud'un, Çanakkale'nin şehitleriyle birlikte haşreyle Allah'ım. Ya Rab, aziz şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Geçmişten bugüne vatanını, bayrağını, dinini, istiklalini, en muazzez varlığı bilen, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu onurlu direnişle bir destan daha yazan aziz milletimizi hiçbir zaman mahzun eyleme, kıyamete kadar payidar eyle Allah'ım. Ya Rab, bu ihanet kalkışmasına karşı duran, milletinin yanında yer alan silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü kötülükten, fitne, fesat ve ihanetten muhafaza eyle Allah'ım. Bizleri güçlü eyle, izzetimiz, şerefimiz, onurumuz, harimi ismetimiz çiğnenmesin Allah'ım. İnayet eyle bizlere, ilelebet mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin ya Rab. Yardımını esirgeme, adını cihana ilan eden ezanlarımız susmasın Allah'ım. Ey hainlerin tuzaklarını bozan ve başlarına çeviren yüce Rabbimiz, sureti haktan görünüp dinimizi istismar ederek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmeye çalışanlara, devletimize ve milletimize ihanet edenlere fırsat verme Allah'ım. Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı milletçe yek vücut olduğumuz gibi birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini bizlerden esirgeme Allah'ım. Sana inandık,
sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz bırakma Allah'ım. Ya Rab, şu meydanda toplandığımız gibi mahşer günü Resul-i Ekrem Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında da her birimizi haşru cem eyle Allah'ım. Şu anda şu meydanda el açıp şehitlerimiz için, gazilerimiz için yapmış olduğumuz dualarımıza amin diyen şuradaki mümin kullarını umduklarına nail eyle, korktuklarından emin eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz binlerce hatmi şerifi yurt çapında, ülkemiz genelinde okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı sevgili Peygamber Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Ve hasaten 15 Temmuz gecesi hainlerin kurşunlarına karşı canlarını siper eden şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır Allah'ım. Kafeyi ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için ve bilhassa Bedir'den günümüze kadar başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhlarının şad olması için, gazilerimizden ahirete irtihal edenlere Cenab-ı Hakk'ın bol bol rahmetine gark olmaları için ve hayatta olanların acilen şifa bulmaları ve uzun ömürler kendileri nasip olması için, Allah rızası için El Fatiha.